Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize fincanınız. Hep birlikte dinleyelim. <laughs> arkadaşlar öncelikle bu bir kolektif açılımı. Uyanlar sizin olsun, uymayanlar evrenin olsun. Herkes kendi yüreğindeki sıkıntısı neyse ona niyetlensin diyorum arkadaşlar. Şimdi neyse halimiz o çıksın falımızda ki aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oluyor hepiniz hoş geldiniz. Tüm yorumlarınızı okuyorum. Yoğunluktan dönemiyorum. Herkesin yüreğine emeğine sağlık ve neyse halimiz o çıksın falımızda diyoruz. Niye bu kadar karamsar? Bugününüz farkında mısınız? Yani ee, sabahki açılımım da buna benzer çıktı resmen. Belli ki bugün böyle biraz parçalı bulutlu bir gün sizin için. Arabanıza binmişsiniz, düşünceli bir şekilde geleceğe bakıyorsunuz. Sanki böyle gideyim yapayım dediğiniz bir şey var ama e, balonun ipi gibi. Kişi balonun ipiyle size bağlı, arabanıza bağlı. E, bir belirsizlik var, birisi takip ediyor. Ne yapacağınızı kestiremeyen biri gibi. İşte bakıyor sadece böyle çok bir art niyetli yardım etmeyen. Ee, faydası da zararı da yok ama izliyor sadece uzaktan. Şimdi bakıyorum bir e, taşınma düşünceleri net var ama sadece birine bağlı yani taşınacağım ama nerede eder gibi sanki o birisi beton gibi yerde çakılı aranızda sadece bir uçurtma ipi var yani sanki aranızda bir bağ var ama ya sizi beton olarak aşağı çekiyor gidemezsin yani siz taşınmak istiyorsunuzdur ama evladınızın okulu e, bir, bir yıl kalmıştır. İstemediğiniz şehirdesinizdir. İstemediğiniz yerdesinizdir. Yani ayrılmış bir insanın eski eşinin bulunduğu şehirde kalmanın bir anlamı yok. Gideyim ailemin yanına diyor da çocuk var orada sanki. Onun yüzünden kalıyor gibi bir durum var. bunun ki Bunu da izleyecek, takip edecek de birileri çıkmış kenarda yanda. Dolayısıyla böyle bir karışıklık olarak veriyor. Bunun dışında e, böyle çok düşünceli görüyorum. İçiniz biraz sıkılmış. Gerçi bir ağacınız var. Çok da güzel bir murada elmektir ya hani ağaç. Yanı başına konmuş kuşlarınız var gibi çıkmış resmen. Yani belki sizin adınıza aslında güzel gelişmelerin. Şimdi önümüzde bir bayram var arkadaşlar. Bayram artık son günlerimiz. Dolayısıyla acaba bayramda bir yerde olup da bir yerden beklediğiniz haberin gelmesi midir ki olabilir. Çünkü önümüzdeki Mayıs ayına baktığım zaman bir imza olarak da görüyorum. Acaba bu bayramda gittiniz toplandınız kardeşler olarak bir şeye mi karar verdiniz? Hem bir para var hem bir imza var. Buna iki türlü diyebilirim ki taşınmaya gitmeyi düşündükten sonraki görsel olduğu için de Acaba kişi yeni bir işe gidecek bayramda da bir vesile olacak gibi gibi mi? Ee, hani burada kolektif olduğu için e, ihtimaller sunalım. Bu bir aile birleşmesi buluşmasıdır. Bir, bir mirasla ilgili imzadır. Muradını vereceksinizdir Bu birinci ihtimal. Ki o gelirse kesinlikle bir taşınma değişme ihtimali var hayatınızın. İkincisi bu bir iş yeri başvurusuydu. Birisi aracılığıyla oldu. Bayramdaki toplanma aracılığı vesilesi olacak ve imzanızı atacaksınız. Bu bir aydınlanma ve iş değişikliği bu ikinci ihtimal. Yani burada zaten var olan bir beklediğiniz bir şey varsa bir imza belge varsa bu Mayıs'ın ayının ortasına geleceğini bilin. Bayramda aldığınız bir müjdeli haber olacağını bilin. Ee, bağımsızlarsa da bu da üçüncü ihtimali. Şimdi e, görüyorum ki yalnız biri artık sizi göremez olmuş dürbün kullanıyor. Ne diyorsunuz? <laughs> yani önceden yakınınızda şurada. Siz şuradaki kişiyle ilgilenirken şurada izliyor da uzaktan böyle etmiş gözlerini. Şurada artık şey yapıyor arkadaşlar. Şurada dürbün kullanır olmuş kamufle ediyor. Ya birileri izleme artık diyor. Ya birileri onun izlemesine e, bir şekilde engel olmak istiyor. Ya da zaten yaşadığı süreçler onun izlememesi gerektiren bir süreç. Bilmiyorum. Bir şekilde ama engellenmesine rağmen e, yani size yapmış yapacağını bir de kalkıp niye izliyorsun dedi diyor belki de birileri ona. O yüzden de m, sanıyorum ki buna alakalı olarak eee bir kere kalp var ya. İçi boş bir kalp görüyorum. Daha doğrusu bir büyük var. Büyüğün içinde kalp kısmında kalp resmi çıkmış. Yani bildiğiniz kalp sol tarafında. Kalp var. İki kişiyle konuşuyor bu insan. Bu insan arkadaşlar şurada iki kişiyle konuşuyor. Bildiğiniz kalp var. Ya çok sevdiği görüyor musunuz? Eğilmiş zaten şu ikiliye. Ya çok sevdiği biri zaten. Yani o kişi babadır iki evladı için eğilmiş konuşuyordur ya da size ve yanınızdakine acaba dedim ki mesela yanınızdaki daha küçük olduğunu gördüm için şimdi sizin bu evlatsa eğer bayağı zorluyor mu ne yapıyor baba da gidip onu mı fırçalıyor çok seviyor ama bir fırça durumu var olabilir çünkü taşınacaksınız çünkü yenileneceksiniz çünkü değiştiriyorsunuz iş ve o bağlıydı ya hani size beton gibi e, sizi aşağı çekiyordu dedim ya arkadaşlar Orada bu kişiyle ilgili belli ki bir sorun. Yani size kalsa imiş çoktan olurmuş. Ama birisi yüzünden siz orada durmak zorunda kalmışsınız. İşte bayram sonrasındaki gelişmelerde, bayramdaki gelişmelerde ya da sizi aşağı çeken o kişi her kim ise, her neyiniz ki, kimin ise ya, yani. annenizse babanız annenize bağırır, evladınızsa işte anneniz evladınıza bağırır, eşinizse işte bir şekilde abiniz eşinize bağırır. Bilemedim ablanız eşinize bağırır. Yani burada sizi aşağı çeken birine bağırıyor ve siz de zaten onu çok sevdiğiniz için hani bağırın da belki de aklı başına gelir gibi izin veriyorsunuz. Çünkü insanın içinde kalp çıkmış. Yani insan seve seve azarlar mı? Hayır demek ki iyi niyetle azarlıyor. Biraz karışık bir Mayıs sizi bekliyor. Haziran ayınıza gelince işte burada çarşı pazar karışıyor gibi. Aslında hareketli bir Haziran. Aslında kendinizin ne istediğini bildiğiniz bir süreç. Sırt sırta vermişsiniz. Şey yapıyorsunuz. Bakın. Sırt sırta verdiğiniz kişi. Şuradan anahtarla ilgili bir şey çok da böyle bariz bir gözle çıkmış zaten. Şu an fark ettim gördünüz mü? Haziran ayınızda baya bir göz olacak. Ben de diyorum niye hissetiyor bu beni ya? Şimdi arkadaşlar Haziran ayınıza şöyle dikkat etmenizi öneririm. Nazar alacaksınız. Bu işleriniz olur, işleriniz olmayabilir. Gidecek işleriniz tökezlenebilir. Hani burada bir şey hali var, bunu bir bilin. Ee, ne olur, ne yaparız diyeceğiniz. Hani tam olacak gibi olup olmayabilecek sonuçlar elde edeceğiniz bir süreç. Ee, bu nazar olayı insanı böyle yapar. Burada şimdi sırt sırt da veriyorsunuz. Hani bu bağırdı ya babanız diye örnek verdiğim kişi. Oğlunuz ya da evra yavrunuz diye örnek verdiğim kişiye. Bu ikisi de sizin hayatınızda önemli insanlar tabii ki de. Şimdi siz bu insanlara... Hmm, bu arkanızda sırtınızı yasladığınız kişi azar yemiş ya. Biraz başı öne ek bir hatasından dolayı azar yedi. Sır sırtasınız ama o insan sizin kadar dik durmuyor. Yani bu kişi onu ne kadar çok azarlarsa azarlarsın. Akıl verirse versin. Siz yine de sırtınıza aldığınız kişiye dikkat etmelisiniz. Çünkü özellikle Haziran ayında hani sen benim arkamı kolla diyeceksiniz. Birbirinize sırt sırta vereceksiniz. O ama o tam arkasındaki yeni diyebilecek kadar dik duramıyor. Yani öncelikle burada bir fal, fal bunu bir uyarıyor bilginiz olsun. Yani benim naçizane tavsiyem size şu. Sizin burada kişiyle ee, sürekli motive etmeniz gerekecek. Çok çabuk yıkılabilir o çünkü. Sürekli motive, sürekli motive edeceksiniz. Onun dışında sizin karşılıklı konuştuğunuz kişi gerçekten inatçı bir insan, horoz gibi çıkmış. Ee, böyle bayağı inat edecek bir konuda. Ama bu olayın sonu gerçekten kısmetinizde var olduğu için olacak. Yoksa size kalsa olacak. Ama yanınızdaki o sırtı sırtı verdiğiniz insan o kadar çok başın öne eğilmiş daha duramıyor ki karşılıklı konuştuğu da biri var yani ve de bir anahtar meselesiyle ilgili konuşuyorlar. Sanki iş arkadaşınız anahtar iştir, evdir. Ya evden bir mesele e, ile ilgili ya da işten iş arkadaşınızla da işle ilgili bir meseleyi konuşacak ve etkileniyor, çok çabuk etkileniyor. Sizin kadar dik duramıyor sizin onu. Gerçekten çok sık bir şekilde hatırlatmalarda bulunmanız lazım. Onu dik tutmanız lazım arkadaşlar söyleyeyim. Çünkü eninde sonunda hani böyle şey olacak biliyor musunuz? Bakın bir sürü planlar planlamışsınız. Bir sürü emekler veriyorsunuz. Neler neler hani özellikle Mayıs, Haziran bu konuda çok emekler vereceksiniz. Sonuç burada iki kişi ve sizin tarafınızda gelerek para. Yani sizin kısmetiniz. Yani bu insanın başı öne gittiğini görüyor musunuz? Siz diktiriyorsunuz ya. Bu insan sayenizde ayakta duracak. Siz onu sadece hatırlatmalarda bulunacaksınız. Haziran sonundaki bu mücadele ne olur? Eğer siz sırt sırta verdiğiniz kişinin her an düşebileceğini hesaba katarak adımlar atarsanız. Yani kim sorarsa ikiniz halletli olacak ama sadece sizin çabanız şart. Şart arkadaşlar başka türlü gerçekten şey vermiyor, aydınlığa vermiyor, temize vermiyor. Temize verdiği noktada sizin bunu yaptığınız var yani öyle söyleyeyim. O yüzden siz e, bu parayı kazanacak, bu hakkı alacak, bu taşınmayı gerçekleştirecek bu davayı kazanacaksınız. Bunu daha neyse sizin için bir anlamı elbette ki vardır. Fakat bunu bilin ki arkadaşlar bu dava da bu da olay da sizin gücünüzde olur. Kariyer hayatınızı temizliyor. Aşk hayatınızı bir Yunus balığı gibi durmuş iki kişiyle karşılıklı küçümsüyor. Bir insan var baş tacı etmiş bir siz varsınız. Şimdi bu kişi sincap gibi durmuş ama Yunus balığı gibi de burada. Fok balığı gibi hatta. Bir oyun oynatıyor. Şimdi S harfi var bir de burada. Ne diyorsunuz diyorsunuz. Şimdi bu kişi bu işin erkek, e, evin erkeği. Eşiniz. Oğlunuzdur. İşte damadınızdır diyelim. E, bu erkek sizin için kime niyetlendiyseniz odur. E, şunu bilin. Sizin burada e, ailesel olaylarla hem mücadele edecek hem de aşk tarafını dengede tutmaya çalışacak. Kendi tarafındaki zarar gördüğünü düşündüğü ya da etkilendiğini gördüğü düşündüğü ki iki kişi yekaret etmiş böyle hani yunus balıkları, fok balıkları top döndürür ya arkadaşlar. Öyle. Yani ilgilenmeyecek, dalga geçecek. iki kişiyi küçümsüyor. Karısını baş tacı etmiş. Karısında da bir kundakta bebek görüyorum. Yeni bir hayat. Şurada zaten sarılmışlar birbirlerine. Yani bu aşk gider. Bu aşk ciddiyete gider. Ve ee, bu aşkla ilgili sıkıntı yaratan kişilerin de ya da bu aşkla alakalı ee, dalgaya geçen, yarı yolda bırakan, kösteklemeye çalışan kişilerle alakalı da o kadar güzel bir güç elde ediyor ki dalga geçiyor gibi. Şimdi burada doğan bir güneşiniz çıkmış. Bir 2 üç kardeş gibisiniz. Yanı başınızda duran insanlar var ama asıl ana konu üç kardeş. Gayet net bir şekilde alacağınız alırsınız. Hatta bu kişi kişisizseniz de bir bu tarafa bir bu tarafa gidiyorsunuz dediğim zaman dilimi Temmuz'u göstermiş. Sonunda pelerinlerinizi takmışsınız. Pelerinin üstünde insanlar var. Buradaki üçlü buradaki insana hayranlıkla bakıyor. Sonsuzluk işareti çıkmış. 8 gibi duruyor. Yolunuz açılmış bir şekilde olacak. Bu mücadeleler sonrasında. Kariyer hayatınıza teker döner arkadaşlar. Aşk hayatınızda da size sıkıntı yaratan her kim varsa dozer gibi ezik geçecek bir erkek var. Artık eski sıkıntılar olmaz. Bunun dışında aileyle alakalı 3 kişinin 3 kişinin acaba 1 2 3 de şuradaki insan mı? Ben şöyle yaptım ama çünkü o da olabilir. 1 2 3 kişi buradaki insana bağlılar. Bakın 1 2 3 kişi buradaki insana bağlılar. Önleri aydınlık. Yani mirasla alakalı 4 kardeşlik, 4 kişi ya da 3 kardeşleriniz anne baba gibi bir faktörün yönettiği bir durum olur ama gayet de güzel olur Şu söyleyeyim. Yani orada herhangi bir sıkıntı görüyor değilim. Özellikle Temmuz itibariyle oldukça rahatlamış olacaksınız arkadaşlar. Tabii ki de ben görebildiğimi aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Her yeni bir gün sabah ve akşam olarak bakımlarıma devam ediyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıda bırakmış olduğum özel linkten zaten bana yazarak ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Bunu bayağıdır tekrar etmiyorum artık. Ulaşmak isteyen ulaşabiliyor çünkü. Bunun dışında tabii ki de süreçle ilgili Sıkıntılı dönemlerimiz umarım geride kalmıştır. Umarım bitmiştir. Umarım güzel bir yaz ve sonra senelerimiz olur gerçekten. Ee, ama işte başta sağlık demeyi öğrendik. Öğretti bize aslında. Bize öğretti bu süreç. Şunu söylemek isterim arkadaşlar size. Gerçekten iniş çıkışlarla dolu bir hayatımız var. Hepimizin böyle geçiyor. Sanmayın ki teksiniz. Sanmayın ki bitmeyecek. Ee, inişler oluyorsa çıkışlar olacaktır. Bir kapı kapandıysa bir kapı açılacaktır. Mutlaka açılacaktır. Ee, ve de şer sandığımız şey belki de bir hayırdır. Bunu sadece bize zaman gösterebilir. Bunun için arkadaşlar size tane tavsiyem sadece şu. Ee, siz kalbi güzellerden olun. Çünkü bir insan kalbinde neyi barındırabiliyorsa aslında sadece onu yaşayabiliyor. O yüzden siz kalbi güzellerden olun. Herkes ektiğini biçiyor. Herkes yaşattığı ne varsa kendi de yaşamadan bu dünyadan göçmeyecek. Keşke insanoğlu bunu bilse. En yakınımızdan gelince darbeler daha üzücü ve yara alıyoruz. Evet ama bekleyin beddua edip onun gibi olmayın. Negatif enerjisi sizi etkilemesin. Ee, günün sonuna baktığımız zaman 9 ya da 18 sene içerisinde ne yaşattıysa aynısını zaten bizzat kendisi de yaşayacak. Bunu siz görmeseniz bile bilin yeter. Şer sandığınız şeyler hayırdır belki umut dolu yarınlarınız olsun arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. O kapı açılacak sabır. Ve herkes kalbinin ekmeğini yesin. Evrenden doğru enerjiyle güzel şeyler isteyin. Kalbiniz hayatınız olsun diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. O zamana kadar arkadaşlar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşçakalın.